başlayalım. Hava yine yağışlı ve yine bizi uzun ve zorlu bir yol bekliyor. Ama bizi sıkıntı değil, biz artık alıştık ama ilk olarak şu dileceklerimizi bir açalım. Tamamdır. Yağışa karşı en büyük dostumuz sileceklerimiz ve tekerlerimiz. Şu şekilde kapısı olan yerlerden çıkmayı sevmiyorum ya. Birazcık az. Biz sağ şeride geçelim, arkamızda araç yokken. Fark ettiyseniz hep otobana giriyoruz İtalya'da. Bakalım ya, burada durmadan geçtiğimiz bir tane gişe vardı. Şu galiba. Açıl bakalım. Tamamdır. Çünkü hızımızı almamız zor oluyor biraz. İyi, bugün biraz daha rahatız çünkü yağış fark ettiğim üzere daha az. Biz şöyle sağdan sağdan gidelim. Yollarda çok karanlık ya, ışık koymamışlar buralara. Yine gece yolculuğuna denk gelmişiz. Yani bir gündüz bölümü çekmek nasip olmadı. Ama elbet bir gün gündüzde taşıyacağız bir şeyler. Gece taşımanın avantajı yollar daha rahat. Bir de ben gece gitmeyi daha çok seviyorum. İnsana huzur veriyor. Karanlık olması, eğer uyumazsan çok zevkli bir yolculuk oluyor. Süren için zor olur derler ama süren de zevk aldığı sürece hiçbir sıkıntı yok. Gündüzünde tadı başka, geçtiğin, gördüğün şehirleri daha iyi şekilde görüyorsun. Binalarını, insanlarını, işte bir pazar kuruyorlar, şöyle bir geçerken pazara bakıyorsun. Ama gece öyle değil, gece sadece yollar ve sen. Şu sağdaki arkadaş yolundan gidiyor zaten. Buraya ilginç bir köprü kurmuşlar. Fazla bir yağış yok. Bu sol tarafta ne var ya? Yani. Dur, şimdi yoldan çıkacağız. Stadyum gibi bir şey var sol tarafta da. Bakamadım ama. Mustang gidiyor. Hadi biz yük taşıyoruz ya, bu kadar. Sen nereye gidiyor bu arabalarla? İkinci bir Mustang daha. İtalyanlar zenginsiniz galiba. 197 kilometre daha yolumuz var. Uzun uzun gideceğiz. Bakalım, ben çok seviyorum gitmeyi ama bazen konuşurken kontrol kaçırıyoruz. Şeritten çıkıyoruz, hız sınırını aşıyoruz. Şöyle biraz
biraz bırakalım da hatırken de. Aa bak yine çıktık şeritten. Şu yağmur ne güzel vuruyor ya atarın üstüne. Hiçbir şey yapma. Kenara çek yat. Bu yağmurun sesi eşliğinde uyu. Sağ taraftan gelenler olduğu için yol tıkanıyor biraz. O dondurma çilekli böğürtlendi galiba. Durdurup da alalım birkaç tane ya, biz de balık veririz ona. Hamsimiz var. İtalya'da bile hamsi taşıyoruz. Sağ şeride geçmek istiyorum artık. Ama çok fazla araç geliyor. O yüzden mecburen buradan ilerleyeceğiz. Sen şimdi geçemiyorum. Tamamdır. Vallahi yollar kalabalık ya. Normalde boş olması lazım geceler ama. Demek ki insanlar sıkılmış iyice evde. Gece bile yola çıkıyorlar.
Sağa döneceğiz şimdi. Sağ şerit zaten boş. O yüzden acele etmemize gerek yok. Biz hiç bugün sinyal vermedik ya. Vallahi ceza yemezsek iyidir.
Güzel bir gündüz yolculuğu yapıyoruz.